Biz Böcük Kağan zamanında kaldırdık, maniheizm denilen bir dine gittik. Bu maniheizm denilen bir dine geçtik. Kayınpederinin yanına gidiyor bu. Orada geliyor manist, Budist rahipler giymişler böyle su şelalenin altında dua ederken hoşuna gidiyor, tamam mı? Diyor ki sevgili kayınpedercim diyor, kayınpapa diyor. Bize diyor göndersene diyor birkaç tane Çin imparatorunun göz kapanıyor. Bir açılıyor entrika, birleştir entrika. Tamam damat diyor, sen iste yeter ki diye. 5000 tane neyi göndermiş? Manist, Budist bilmem ne rahipleri bize göndermiş. Onlar yanında neyi de getirdi? Matbaayı da getirdiler. Biraz sonra değini vereceğim. Ve kaldırdık, din değiştirdik. Böcük Kağan zamanında neye geçtik? Işık dini denilen, tamam, maniheizme geçtik. Sizin mani dediğiniz adam bir ressam zaten, tamam. Lan bizim gibi savaşçı bir toplum, bir ressamın getirdiği böyle niye geçmişiz? Dine geçmişiz. Ama şimdi buradan gelebilecek spesifik soru tipleriniz var. Mesela bir, din değiştirdik ama ibadetlerimizi Türkçe yaptık. Bu onların milliyetçi olduğunu gösterir mi? Gösterir. Bir, cepte. Anlaştık. Hükümdarlarımızın ünvanlarına, isimlerine ay, kün gibi neler girdi? Ünvanlar girdi. Bunu yanlış hatırlamıyorsam 2015'te ya da 2014'te sorduydu bunu. Tamam. Ay, kün gibi ünvanlar girdi. Mesela han. Koy başına anı, şeyi, ayı. Tamam. Al sana ay han. Anladınız mı? Yani hani mesela kün. Er kelimesinin sonuna koy künü, tamam, er kün, er gün, er gün, bak al buralardan gelmiş. Mesela efe kelimesinin başına koy künü, ne oldu? Künefe. Yok olmadı bu, olmadı, bunu yutturamayız yani hani bu, ama bence mantıklı yani hani al nereden nereye bağladık. Ay, kün gibi ünvanlar kullanılan din hangisiymiş? Maniheizm diniymiş. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi din değiştirdik ya dayı, bakalım. Bu din değiştirmeyle beraber bu dinde et yemek yasak. Adam öldürmek yasak. Et yemezsen ne yersin? Ot yersin. Ot bulamazsan bulman lazım. O otu bulman için ne lazım? Sistemli tarım lazım. Tarım için ne lazım? Yerleşik hayat lazım. Hayırlı uğurlu olsun. Türk tarihinde yerleşik hayata ilk geçen kimmiş? Uygurlar, uygarlarmış. Dün deri pantolon, deri ceket, aşkarın üstünde halle halle böyle koşturuyordun. Şimdi ripli şambırlar, ipek gömlekler, flarlar, leşantamin kantareler. Kim lan bunlar? Uygurlar, Uygurlar. Dün göçebe vahşiydin, bugün ne oldun? Yavru kurtlarım, medeni, uygar hale geldiniz. Uygurlarla beraber Türk tarihinde tam bir sosyal devinim yaşandı mı? Yaşandı. Dün savaşçıydın, bugün o özellikler yavaş yavaş ne olacak? Körelmeye başlayacak. Soru, Türk tarihinde yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti kimdir? Kimmiş lan? Uygarlarmış, Uygurlarmış. Anlaştık bu.